Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuda sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, bugün Arnavutköy Perşembe Pazarı'ndayız. Vatandaş geçim derdinde biz de hem vatandaşları biraz bilgi toplamış olacağız. Pazarı soracağız, alışverişleri sormuş olacağız. Biraz kalabalık burası, aşırı bir kalabalık var bu pazarda. Balık var, biz balıkları bir soralım ilk önce. Sonra yavaş yavaş ilerlemiş olalım. Merhabalar, kolay gelsin. Eyvallah baba, nasılsın iyisin? Teşekkürler. Balık satışları nasıl gidiyor? Valla baba, bugün iş çok ben. Bitirmişsin. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Yere döktük ama iyi gidiyor. Balık mı alacaktın? Evet. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar güzel, uygun yani. Fiyatlar uygun diyorsun. Evet. Fiyatlar peki, koronavirüs sürecinde nasıl geçtik? Koronavirüs... Ben cenaze imamıyım. Öyle mi? Devamlı içinde olduğum için. Evet. Biz de atlattık. Yani cenazelerden kaptık, atlattık. Şu an bir sıkıntımız yok. Allah'a şükürler olsun. İşimize devam ediyoruz. Daha yani. Aynen öyle. Allah kolaylık versin. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Sevgili merhabalar. Merhaba abi. Balıklar nasıl gidiyor? Balıklar gidiyor da biraz satış yok abi ben. Bugün satış yok mu? Bugün satış yok abi ben. Çupra ne kadar? Çupra kilo 35 abi. Kilo 35? 35. Palamut 10 lira tane. 10 lira 10. 10 lira. 7,5'a verelim vallahi. 10 lira. Zelal ediyor. Ben şimdi pazarı gezeceğim. Fiyatları tamam. Öğrenmiş olacağım. Tamam baba. Peki, kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, biz sevgili Ali Rıza ile pazarı gezmiş olacağız. Biraz fiyatları sormuş olacağız. Kolay gelsin. Domateslerin kilosu ne kadar? 2 lira abi. 2 lira. Evet. Kaç liraydı daha önce? Daha önce 5 liraydı. Daha da düşer mi? Düşer. Düşer. Ne kadar düşer? 1 liraya kadar düşer. 1 liraya kadar düşer diyor. Sevgili izleyenler, domatesin kilosu 2 liraya kadar inmiş durumda. Şimdi vatandaş alışverişini yapıyor. Biz de böyle bir bakalım. Evet. Kiraza bakalım şöyle sevgili Ali Rıza. Merhabalar, kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Vallahi abi normal. İşte. İyi abi, çok şükür. Kilo ne kadar? Kilo 5 lira abi. Kilo 5 lira. Güzel. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olasın. Nasıl? İyi. Satışlar normal. Normal. Fiyatlar normal. Peki bir aile pazara gelip ne kadar bir harcama yapabiliyor? Normal bir 5 kişilik bir aile geldiği zaman en az 400 lira 500 lira kafadan çıkarması lazım bir hafta. Her hafta. Her hafta 500 liradan aşağı düşmez yani. Normal bir aile geçimi yapayım derse. Ama öbür türlüye geldiği zaman bir ailenin yani bir kilo ondan dar gelirli ailelerin geçim şartları biraz zor. Evet. Peki koronavirüs sürecinde nasıl geçti? Koronavirüs sürecinde o kadar bir sıkıcı bir ortam yoktu bizim için, bizler için. Hükümetin performansını nasıl buldunuz bu süreçte? Devletimiz çok güzel. Allah zaval vermesin hükümetimize. Bundan da daha iyi devlet gelmez bizim başımıza. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nde gelmiş geçmiş Atatürk'ten sonra en güzel gelen başbakanlardan birisi Menderes. İkincisi de Özal. Üçüncüsü Tayyip Erdoğan'dır. Bu memlekette 3 taneden başka bir memlekete şey gelmemiştir. Başbakan gelmemiştir. Hepsi gelen cebini doldurur. Milletvekili pazarlığı bilmem ne sağ sol. Devlet yardım. Doldurmadı mı? Pardon. Ya, efendim? Tayyip Erdoğan cebini doldurmadı mı? Yandaşların cebini doldurmadı mı? Bir dakika şimdi. Sen herkes içecek kattın. Var mı senin şeyin? He? Var mı senedin, sepetin var mı? Efendim? Karşında var mı senedin? Senedin niye senedin? Yani deliğin varsa deli çıkarı gösterirsin. Yargı bağımsız olsun, deli çıksın ortaya, öyle değil mi? Madem ki delin ya. Alışverişinizi yaptınız galiba. Yaptım he. Ne aldınız? Ne aldım? Şey alamam. Bir kilo şey aldım. Erik aldım. Bir tane de 5 lira. 5 lira. Hı. Bir nasıl? Tane de kıvırcık aldım. Kıvırcık ne kadar? Kıvırcık da 2 lira yani. Bu sezonda 2 liraya kıvırcık yani. Haziran ayında kıvırcık 2 lira alıyorsun. Fiyatlar uygun mu şu an? Ya şimdiki yaz fiyatı yani. Şimdiki hani fiyatlar uygun derken yani daha sezon yazlık yani şimdi. Değil mi? Yani şimdi olması gereken bu. Koronavirüs süreci nasıl geçti sizin için? Koronavirüsü evde oturduk bekledik. Evet. Bu arada yapacak şey yok. Çalışıyor musunuz? Çalışıyordum. Ne iş yapıyorsunuz? Tekstildeyiz. Tekstildesiniz. Evet. Şu an devam ediyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yeni başladık işe. 3 ay evdeydik. İşte yeni başladık. Allah kolaylık versin. Öyle. Teşekkür ama ediyorum. Sağ olasın. Şunu söyleyeyim. Buyurun. Yani yapılması gereken şeyler korona sürecinde belki tamam sağlık açısından eksikler var yani burada. Yani olmaz diye bir şey yok. Sağlık Bakanı. Ben bir şey söyleyebilir miyim? 1992 senesinde Arnavutköy'den belediye otobüsüne bindim. Belediye Arnavutköy'ün özel belediye otobüsü vardı. Çocuk kucağımda hasta. Ondan önce bu 92 senesinde
Çocuğu 4 sefer 5 sefer Hasaki Hastanesi'ne götürdüm, sıra gelmedi. Ondan sonra pazartesi günü çocuğu kucağıma aldım. Aygaz durağını oradan bindim Arnavutköy'de. Fenertepe'ye geldim kışın ikinci ayda, çocuk kucağımda öldü. Şimdi Allah'a çok şükür o günleri atlattık. Yalan söyler şimdi bu millet. Kim ne derse ki Tayyip Erdoğan iş yapmıyor. Kim ne derse ki Tayyip Erdoğan şöyle diyor, yalan söyler. Çocuk kucağımda öldü. Kışın o karda fırtınada çocuğu getirdim buraya Arnavutköy'e gömdüm, biliyor musun? Ağlıyor ağlıyor. Kar diz boylarıydı. Biz o günleri de gördük. Can memnunuz. 96 sene 90'lı yıllarda İstanbul'da su yoktu. Birbirimizi dövüyorlardı. Bütün aileler her su için kavga diyorlardı. Allah'a çok şükür. Ne olmuş devlet Türkiye Cumhuriyeti'ne? Tabii. Alışverişinizi yaptınız. Yaptık. Çok şükür elhamdülillah. Allah razı olsun. Her şey uygun. Ülkemiz güzel. İnsanlarımız da güzel. Devletimiz de güzel. Allah razı olsun. Devletimizden de memnunuz. Çünkü biz eskileri gördüğümüz zaman şu andaki durum çok güzel. Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir önlem aldı. Koronayı güzel yönetti. Dünya devletleri Türkiye'mize hayran. Eskiden biz Türkiye'den Avrupa'ya giderdik. Bizim büyüklerimiz, başbakanlarımız. Onları adam hesabı almıyorlardı. Ama şimdi elhamdülillah dış devletler de Türkiye'ye giriyorlar. Türkiye'ye randevu istiyorlar. Ki niçin bu? Çünkü devletimiz güçlü, ekonomimiz sağlam, sağlam zemindeyiz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Eğer bu hükümetimizin, bu devletimizin değerini bilmesek namkırız biz. Çünkü biz eskileri gördüğümüz zaman, benim çocuğum Hasek Hastanesi'nde 1997'de hastanenin koridorunda kaldı. Bana senedi imzalattılar. O zaman dönem SSK Müdürü Kılıçdaroğlu'ydu. Bana 650 milyon ilaç parası verdiler. Ben götürdüm ilacı, aldılar. Genel müdür. SSK mı? Genel müdürüydü. Genel müdür ne yapabilir? Sen ona söyle. Kılıçdaroğlu ne yapabilir? Kılıçdaroğlu bırak. Sen şimdi SSK genel müdürü tanıyor musun? Benim kim? SSK genel müdürün ismini biliyor musun? Ya hemşerim bana onu hikaye etme. Yok. Onu yüksel etme. Bana hiç itiraz etme. SSK genel müdürün ismini biliyor musun? Bir dakika hiç tartışma girme. Bir dakika. Polemeye girmeyelim. Şimdi bak hemşerim. Ne yaptın? Görevi nedir biliyor musun? Ne olursa olsun. Bu gözler görüyor, bu kulaklar diyor. Yapılanları görüyoruz. Kim ne derse desin. Benim bu kulağımdan girer, bu kulağımdan çıkar. Neden? Sen gene okumuşsun. Neden? Sen okuyamamışsın. Sen okuyamamışsın. Tersine okumuşsun. Bırak onu, ona geçelim. Eğer haklıyı görüyorsa, haklıysa haklı, haksızsa haksız diyeceğiz. Ama burada haklıya haksız dersek bize yazıklar olsun. Ben ülkemin, vatanımın, ben bayrağımın... Bayrak ayrı bir şey bak. Ben vatanımın canımı feda veririm. Çünkü niye? Niye veririm? Çünkü benim sağlam bir hükümetim var. Ben eskileri gördüm. Ben hiç ben sağlam görmüyorum. Ya sen görmezsin, sen başka sen. Peki ne aldın abi? Ne aldın abi? Bak ıspanak. Bir dakika. Ispanak aldım. Evet. Kilosu 2 lira. 2 lira. Bunun maliyeti tarlada 50 kuruşa, burada 2 lira. Ama elhamdülillah bu zamanlarda, şu zamanda daha yaz meyvesi çıkmadı. Sebzesi çıkmadı ama kiraz 5 lira. 5 lira. Allah razı olsun. Ben memnunum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, tabii hükümetin çalışmalarından da memnun olanlar var. Tepki gösterenler de oluyor arada bir böyle. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? İdare ediyoruz. Şeflerin kesmeye kadar 6 lira. 6 lira değil mi? Merhaba, kolay gelsin. Aa. Nasıl gidiyor satışlar? Normal iş yok. İş yok mu diyorsun? Bitirdik ama. Gel sevgiler Rıza, gel. Bu arada kolay gelsin. Merhabalar ablacığım. Nasılsınız? Benim hiç konuşmam. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, tabii biz Perşembe Pazarı sokağındayız. Burada vatandaşlarla röportaj yapıyoruz. Bir tarafta fiyatları da sormuş oluyoruz. Birçok insanın geçim derdi var. Bazıları da tabii orada da siyaset konularına da girmiş oluyorlar, konuşmuş oluyorlar. Tane 2 lira kıvırcık. Bahçe 1 lira. Bana fiyatları bir anlatır mısın? Fiyatlar nasıl şu an? Fiyatlar düştü şu an. Düştü. Daha düşer mi? Yok, daha da düşmez. Daha düşmez. Daha neye düşecek? Her şey 1 lira oldu değil zaten. 1 lira değil mi? Koronavirüs süreci sizi etkiledi mi? İster istemez. Satışlarınız nasıl oldu? Yapamıyordunuz değil mi? Zorlanıyorduk. Pazarlara müşteri giriş çıkışlarında biraz sıkıntılar oluyordu. Yaşlı insanların gelmesi falan biraz yasak olunca ister istemez yani zorlanıyorduk. Şu an memnunsunuz. Şu an memnunuz. Yok, çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olasın.
Merhabalar, kolay gelsin. Satışlar nasıl gidiyor? Cüzdanlar? Senin mi? Abin. Niye? Virüsten dolayı gelmiyor kimse. Gelse de gezmeye geliyorlar. Cüzdan boş olunca ne yapacak değil mi? Tabii ki. Cüzdanlar boş olduğu için. Şimdi süreç cüzdanlar da olmak üzere inşallah. İnşallah. Tek ümidimiz onu bekliyoruz sabırsızlıkla. Olacak. Artık bu cüzdanlar da burada kalmayacak. Allah'ın izniyle. Peki teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sevgili izleyenler. Zarar bir yarı açtı. Öyle mi? Bir bakalım. Merhabalar. Kolay gelsin. Yok ben konuşmadım. Niye? Ne aldınız? Normal aldım. Ne alacağım? Kaç para kilosu? 5 lira. 5 lira. Talyan Bey. Memnun musunuz şu fiyatlardan? Memnun musun? Niye memnun olmayalım? Memnunlar. Paralar çok onlar usta. Ne memnunu? Nerede memnun? Millet yıkılıyor görmüyorsun. Kaçını beni? Ha? Hiç. Peki, sen konuş onu. Emekli memnun mu? Sor bakayım. Kilo kaç para? Kira. He? Ne kadar? Söyle, kaç para? Bilmiyorum. 1 milyar 300 lira kira veriyorum. Devletin bana verdiği 1800 lira. Nasıl geçineceğim? 500 lira da fatura geliyor. Ne yiyeceğim? Ne yiyeceğim? Emekliye zam mı istiyorsun? Tabii zam istiyoruz. Ne verdi emekliye? Enflasyonu o zaman düşürttüler. %30'dan %8'e %6'yı verdiler. %6'yı şimdi ne geçineceğim? Doğalgaza %40 zam yaptı. He? Neyi geçiniyorsunuz? Biz Türk halkı olarak aciz. Dış devletler değil, bize bak. Koronavirüs süreci nasıl geçti sizde? Abi domates. Hiç iyi değil. Acım. Bak seçiyorum, çürüklerini seçiyorum. Çünkü bu adam bu fiyatı buraya niye düştü? Satılmayan kalmış. Bu zabağına kaç liraydı? 10 liraydı. Şimdi satılmadan elinde kaldı 5 lira. Bunu da emekli alıyor, emekli. Emekli yiyor bunu. Peki, çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sevgili izleyenler, pazarı gezmeye devam ediyoruz. Sevgili Ali Rıza ile geziyoruz. Tabi burada bir kalabalık, aşırı bir kalabalık var. Sanki koronavirüs süreci yokmuş gibi. İnsanlar artık normale dönmüş durumda. Aşırı derece. Gelmez olsaydım gerçekten de. Çoğunda da maske yok. Neden öyle? İşte bunu konuşmak lazım. Pazara geldiniz. Evet, gelmez olsaydım. Çıkıp gideceğim. Çok kalabalık. Değil mi? Evet. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, aşırı bir yoğunluk var. Normal zamanlardaki pazar alışverişi gibi insanlar alışverişini yapıyorlar. Sosyal mesafe kurallarına gerçekten uymuyorlar. Onu görüyoruz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? İyi, çok güzel. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar düşük. Düşük. Daha düşer mi? Düşer, bollaşırsa düşer tabii. Tabii. Baba köy sütü canavara batırdı bizi, batırdı. Kim? Köy sütü canavara bizi batırdı köy sütü. Reklam yapma. Baba abi, köy sütü abi. Merhaba ablacığım, kolay gelsin. Konuş, niye konuşmuyorsun? Konuşacaksın tabii, çekinmeyeceksin. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Kolay gelsin. Ne alıyorsun? Vallahi domates alıyorum. 1,5 olmuş. Daha önce kaç liradan alıyordunuz? 3, 4, 5 aynı. Değil mi? 7-8 lira. Daha pahalı. Evet, daha pahalı. Şu an 1,5 lira. Gelmiyorlar. Yazın uygun oluyor. Bence uygun yani. Değil mi? Bana sorarsan uygun. Memnunsunuz. Bir de salatada uygun olsa daha iyi olur. Değil mi? Bu biraz pahalı. Salata 4 lira görünüyor. Şey çok uygun yani. Domates uygun. Merhaba getirdi o annem. Değil mi? Ondan olabilir. Peki bir aile pazara gelip alışveriş yapıyor. 4 ya da 5 kişilik bir aile. Evet. Kaç paradan çıkar? Abi 100 lira yetmez. Yetmez diyor. Yetmiyor. Tabii. Peki teşekkür ediyoruz. 100 liraya kesin gidiyor. Evet. Teşekkürler, sağ olasın. Sevgili izleyenler, domates fiyatı tabi arada 1 lira, 2 lira, 1,5 lira, 2 liraya düşmüş durumda. 3 kilo 5 lira. Patates ne kadar? Patates 5 kilo 10 lira abi. 5 kilo 10 lira. 5 kilo 10 lira. Bu kızartmalık mı? Kızartmalık abi, hakiki kızartmalık. Nerenin patatesi? Bu Adana abi, taze. Taze. Evet. Soğan ne kadar? Soğan 3 kilo 5 lira, 6 kilo 10 lira, 1,750 kilosu abi. Daha önce ne kadardı? Daha önce 5 liraydı kilosu abi. Patatesin? Patatesin 7 liraydı kilosu, şimdi 1,750. 1,750. Daha düşer mi? Daha düşer abi, daha da düşer. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. Koronavirüs süreci nasıl, sizi etkiledi mi? Çok etkiledi, aşırı derece etkiledi. Satışlarınız? Durdu, şu anda hiçbir şey yok. Şu an sıkıntı yok diyorsun. Başladın mı? Şu an süreç başladı mı? Şu an yavaş yavaş başladı. Süreç başladı. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Sevgili izleyenler, biz pazarı geziyoruz. Pazarda her şey var. Tabii Arnavutköy Perşembe Pazarındayız.
Merhabalar ablacığım, kolay gelsin. Bu nerenin zeytini? Gemlik. Ne kadar fiyatlar? 26. Görünen, gözükenler. 24, 26. Güzel. Patronu mu? Patronu alalım buraya. Bir fiyatları soralım. Tamam, teşekkür ettim. Sevgili izleyenler, tabii fiyatları soruyoruz. Domatesleri soruyoruz, patates soruyoruz. Bir ev için ihtiyaç olacak her şeyi. Burada şekerpare. Ne kadar? Şekerpare 8 lira. 8 lira. Pahalı değil mi? Yok, normaldir. Düşer mi peki? He? Fiyatları daha... Biraz zor. Öyle mi? Düşer. Niye, hayırdır? Daha yüksek olacak. Öyle mi? He. He. Yok, zaten bunun kilosu zaten yeniden 8 milyon. Öyle mi? İşi konuşuyor, 8 milyon satıyoruz. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun beyefendi. Neler aldınız? Vallahi domates aldık, çilek aldık, muz aldık çocuklara. Evet. Güzel. Fiyatlar nasıl? Normal fiyatları. Bu aylara doğru normal. Fiyatlarda memnunuz diyorsun. Normal, memnunuz. Koronavirüs sürecini nasıl atlattınız? Nasıl geçti? Yatarak atlattık. Nasıl atlatalım? Değil mi? 2 gün çalıştık, 4 gün yattık yani. Peki bu süreçte hükümetin performansını ve Sağlık Bakanı'nın performansını nasıl buldunuz? Vallahi pek iyi bulmadık. İş yönünden pek iyi bulmadık. Çünkü biz sağlık anlamında normal, güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Sıkıntı yok. Sağlık konusunda sıkıntı yok da iş konusunda biraz sıkıldık. İş yerlerimiz kapandı. İş yapamadık. Kiralarımız geldi. Şimdi tüm dünyayı etkileyen bir salgın. Yani sadece bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. İnşallah en kısa sürede bunlar normale döner. İnşallah. Temennimiz o zaten. Çok teşekkür ederiz. Temennimiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, efendim, sağ olasın, kolay gelsin. Muz ne kadar? Ya biz muzu var ya, bedava satıyoruz. Bayrampaşa halinde 9 lira, pazarda 8 lira. Daha düşer mi? Ya bedava. Daha ne düşecek? Kriz var Türkiye'de. Anamur. 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 Güzel. Kiraz çok güzel, bak. Kiraz? Bedava, 8 lira. 8 lira. Ama aşağıda 5 lira verdi. Bize de 5 lira verdi. Ne oldu? Aradaki fark ne? Aradaki bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu çok güzel bu kiraz. Daha büyük mü oluyor? Bu Salihli kirazı, o İzmir. İller değişince fiyatlar değişiyor. Öyle mi? Güzel. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. Güzel. Sevgili izleyenler, tabii ben o arada sevgili Ali Rıza ile geziyoruz pazarı. Bir de patlıcanları soracaktık. Biberleri soracaktık. Ablacığım kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkürler. Dolmalık biber topluyoruz galiba. Aynen. Fiyatlar nasıl? İyi yani, öncekine bakarak. 5 lira değil mi? Aynen. Kolay gelsin. Biber fiyatları 3 lira. He? Güzel. Kolay gelsin. Salatalık 3 lira. Sevgili izleyenler, vatandaş geçim derdinde. Türkiye gündemi biliyorsunuz şu an mecliste. 3 sene milletvekillikleri düşürüldü biliyorsunuz. CHP'nin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu, HDP'nin Leyla Güven ve Musa Farisoğlu bugün milletvekillikleri düşürüldü. Mecliste ciddi bir hararetli bir tartışma var. Ama vatandaşın tek bir derdi var. O da neyi? Geçim derdi. Pazardan neyi, ne kaç paraya alacağım? Ne kadar ucuza mal edebilirim? Onun hesabında, onun derdinde. Burada vatandaşlarla konuştuk. Koronavirüs sürecini iyi bir şekilde atlatanlar var. Memnun olanlar var. Sağlık durumundan sıkıntısız bir şekilde atlatan insanlar da var. Nasıl İmamoğlu? İmamoğlu'na mal ediyorlar hepsine. Neyi? Koronavirüsü İmamoğlu'na mal ediyorlar. Ne alakası var? Öyle diyorlar ya insanlar. Ya. Bütün dünyada olan bir şey. Ellerinden gelse İstanbul'a kayyum atacaklar ya. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bunlar hepsi İmamoğlu yapıyor abi ya. Eyvallah. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi... Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Pazarda alışveriş yapıyorum Murat abi. Onlar var. Ne yapıyorsun? Alışverişe çıktım. Nasıl fiyatlar, nasıl buldunuz? Bakıyorum düşmeler başlamış. Baya düşmüş. Evet yani 2 lira gibi domates geçen hafta 4-5 lirayken. Değil mi? Tabii. Koronavirüs süreci nasıl geçti sizin için? Koronavirüs süreci mi? Mümkün olduğu kadar uymaya çalıştık bütün kurallara. Çoluk çocuk ailece. Tabi zor zamanlar da oldu yani. Değil mi? Tabi birçok anlamda herkes için, daha millet alışmış da değil. Hükümetin ve Sağlık Bakanı'nın performansı nasıl buldunuz? Sağlık Bakanı'nın performansı mükemmeldi, çok iyiydi.
Bu anlamda her gün halkı bilgilendirdiler. Gerekli tedbirleri zamanında aldılar. Ülkemiz böyle ucuz gibi atlattı diyelim yani. Bu dünya salgınını. Her yer. Kesinlikle. Mesela bir işimiz Avrupa, bir yanımız İran. Baktığın zaman ikisi bizden bugün daha İran'da önce vaka sayıları ilk daha önce İran'da görünenin neredeyse 1,5 katı yüksek çıkmış. Bugün mü? İkinci salgın. Bugün. Olmuş. Evet. İran'da salgın ikinci dalga yaygın hale gelmeye başladı. Sıkıntı. O zaman tabii demek ki her şeyi de salıvermemek lazım. Dikkat etmek için ben pazara geldim. Pazar evet. Aşırı bir yoğunluk var. Var. Bazılarında maske var, bazılarında maske yok. Dikkat doğru. Etmiyorlar. Özellikle halkın bu konuda çok daha duyarlı davranması gerekiyor. Kesinlikle. Yani hükümet bu konuda bilgi veriyor. Sağlık Bakanlığı bilgi doğru. Veriyor. Sağlıkçılar bilgi veriyor ama biz pek dikkat etmiyoruz. Bir durum var. Yani şöyle baktığımız zaman biz bir de şöyle söyleyeyim. Ben bizim Arnavutköy için konuşayım da. Arnavutköy diğer ilçelerden biraz daha böyle rahat. Bu konuda rahat yani. Yani kalkın gidin bir başka semtlere bakıyorum insanlar biraz ama Arnavutköy böyle. Hep böyleydi. Kendi içinde farklı bir bölge. Farklı bir yer. Farklı bir yer evet yani. Bunu halka nasıl anlatacaksın? Nasıl söyleyeceksin? Bunun da bir yolu var mı yok mu onu da bilmiyorum mutlaka yani. Mutlaka vardır. Vardır değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da idareciler artık. Siz de bunu yayınlıyorsunuz. Biz böyle. Yayınlıyoruz, İnşallah. Paylaşıyoruz insanlar tamam. Görsünler diye. Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyoruz. Merhabalar. Merhaba abi. Nasılsınız? Sağ ol. Alışveriş şey. Yaptınız mı? Yapmamışsınız galiba. Daha yeni geldim abi. Merhabalar. Merhaba abi. Fiyatları gezmişsiniz, mutlaka görmüşsünüz. Fiyatlar nasıl? Abi fiyatlar normal. Şu anda normal fiyatı. Yani bir... Şu anda bolluk zamanı. Değil mi? Bolluk zamanının için fiyatlar ucuz yani. Memnunsunuz. Memnunuz abi. Peki çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Sağ olasın. Ben sağ de teşekkür ettim abi. Sağ olasın. Sevgili izleyenler, Arnavutköy Perşembe Pazarı'ndayız. Vatandaşlarla söyleşilerimizi yaptık. Fiyatlara baktık. Mesela biberin kilosu 3 lira. Salatalığın işte 5 lira var, 4 lira var. Domatesin kilosu 2 lira var, 1,5 liraya var. Patatesin kilosu 5 kilosu 10 lira. Yani ciddi anlamda fiyatlar düşmüş durumda. Herkes halinden memnun. Tabii vatandaş geçim derdinde. Çok fazla böyle mecliste olup bitenler, dünya gündeminde ne olmuş demek biz çok önemsemezler. Ona dikkat etmeye de gerek duymuyorlar açıkçası. Ben şunu gördüm. Sevgili Aliza bir göstersin, şu kalabalığı göstersin. Hemen yukarısını gösterdi. Şimdi biraz aşağı göstersin. İnanılmaz bir yoğunluk var. Vatandaş çok böyle sosyal mesafeye, kurallarına pek uymadığını görüyoruz. Bazılarında maske var, bazılarında yok. Ben görüyorum, takip ediyorum, bakıyoruz böyle. Eğer biz toplum olarak o sosyal mesafe ve maskeye, temizlik hijyen kurallarına uyacak olursak Allah nasip ederse bu kısa sürede salgını atlatmış olacağız. Ama maalesef hala salgının ülkemizde ve dünyada yayıldığını bilmemiz gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu da bir kez daha sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Arnavutköy Perşembe Pazarı'nda yayınımızı gerçekleştirdik. Bizi takip ettiğiniz için ve izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, HSTV Facebook sayfamızda takip edebilirsiniz. HSTV YouTube hesabımızdan takip edebilirsiniz. Instagram sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında, yeni bir konuyla tekrar buluşmak ve görüşmek umuduyla sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.